Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalımızda çok önceleri küçükkenden beri söz veriyorduk ama bildiğiniz gibi dolar fiyatları uçtu. Pandemi girdi bitcoin falan derken kasa fiyatları uçtu arkadaşlar. Biz ortalama 25000 bin 30 bin civarındayken söz vermiştik arkadaşlar. O zaman bilgisayar fiyatları uygundu. Dedi ki kanalımız böyle ciddi seviyede büyümeye başlarsak takipçilerimize güzel bir kasa hediye edeceğiz demiştik. O gün bugünmüş arkadaşlar sonunda söz verdiğimiz bilgisayar çekilişini geç de olsa yapıyoruz. Peki ne var bu bilgisayarın içerisinde? İsterseniz öncelikle onlara bir bakalım. Sistemin işlemci tarafında Ryzen 5 5600 gibi 6 çekirdek 12 izlek 7 nanometre mimariden oluşan 65 watt güç tüketimine sahip 32 MB ön bulunan gerçekten güçlü bir işlemci yer alıyor. 12 çekirdekli olması, 32 MB ön olması kafanız karışmasın arkadaşlar. Valorant falan oynayacaksanız böyle Full HD'de 2K'da alabileceğiniz en yüksek FPS'leri alan bir bilgisayar oldu bu. Sistemin anakart tarafında Asus'un Prime serisi B450 MK2 model anakartı bulunuyor. Anakartın içi içerisinde 2 adet DRAM slotu var. 1 de NVMe M2 slotu var. RAM'den bahsetmiştik. RAM'lerde de ne var arkadaşlar? 16 GB gl 16 3200 MHz Corsair'ın RAM'leri kullanıldı. Gerçekten kalite diyebilirim. Sistemin depolama tarafına baktığımız zaman NVMe M2 arkadaşlar Western Digital'in Green serisi 480 GB'lık M2 kullanıldı. Sistemin kasa tarafında gördüğünüz gibi ışıklı, yaldır yaldır 4 tane 120 mm fan olan Antec kasayı kullandık. Sistemin güç kaynağı tarafına baktığımız zaman Zalman markasının 600 Watt'lı güç kaynağı kullanıldı. Ve gelelim ekran kartına en baba parçamıza. Ekran kartı tarafında ne var arkadaşlar? Asus'un RX 6750X'de model ekran... Söyleyemedim nefesim kalmadı. Asus'un dual serisi RX 6750X'de ekran kartı var. Bu ekran kartında yok yok arkadaşlar 12 GB GDDR6 video belleğine sahip. 2 tane soğutma bloğu bulunuyor. Ekran kartının üstünde RGB bulunuyor. Soğutma bloğu gerçekten çok kalın ve oyun testlerinde siz de göreceksiniz arkadaşlar buz gibi çalışan bir ekran kartı. Şimdi sistem parçalarını geçtik. Abi bilgisayar çekilişine ben nasıl katılacağım, nasıl katılacaksınız? Yılbaşı çekilişimize katılmak gerçekten çok basit arkadaşlar. Aşağı açıklamalar kısmına bir tane sizin için link bırakacağım. O linke tıklayarak YouTube Hakkuş kanalını takip ediyorsunuz, Hakkuş Instagram sayfasını takip ediyorsunuz. Bunun yanında tebilon.com Instagram adresini ayrıca Asus ROG Türkiye sayfasını takip ediyorsunuz ve Instagram'da bir tane post paylaştım. Onun altına da 3 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz arkadaşlar ve bu videonun altına sistemle alakalı bir adet yorum yazıyorsunuz arkadaşlar. Çekiliş şartları bu kadar. Bugün 31 Aralık Cumartesi hepinize mutlu bir yıl, sağlıklı bir yıl, bilgisayarla dolu, indirimle dolu, çok güzel bir yıl diliyorum arkadaşlar. Çekiliş 10 Ocak akşam saat 10 gibi YouTube kanalımızda canlı olarak yayınlanacak. Şimdi isterseniz sistemin bir oyun testlerini izleyelim. Daha sonrasında da finalle buradayız. Evet arkadaşlar sistemimizi kurduk ve sistemdeki ilk oyunumuz Valorant tabii ki. Görüntü ayarlarına şöyle bir geldiğimde gördüğünüz gibi kısıtlamalar kapalı. Grafik kalitesi tarafına geldiğimiz zaman yüksek, yüksek 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 minet açık. Dike eşitleme kapalı. Kenar yumuşatma 4x. Eşyonsuz filtreleme 8x. Net, netliği artı ve beta deneysel keskinleştirme kapalı. Diğer blom bozulma atılan gölgeler açık. Bu şekilde bir ölüm maçı diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda maçın içerisine girdik ve silahlarımı aldım. Her an her yerden adam gelebilir. Özellikle yukarıdan adam gelebilir. Arkaya bakmayı unuttuk. Evet şu anda aldığımız FPS 460 civarlarında. Siz FPS'lere bir bakın. Evet kafadan vurduk. Ah bizi de vurdular. Monitörümüz 44 Hz. Bizi vuran... Az önce şu ah be jete bak tek atıyor. Bizi vuran az önce oradaydı dedik. Bak orada birileri fightla dönüyor. Neyse biz şöyle bir değerleri okuyalım arkadaşlar. %71 bir grafik kartı kullanımı var. 52 derece. 2 GB bir video belleği kullanımı var. %45 işlemci kullanımına 70 derece. Ah jet geldi. Jet 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 jet, jet. dur. Hop. 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 Hadi be. İki kurşun öldürür müyüz dedim öldürdük be helal olsun bize. Çok iyi arkadaşlar. Şu anda baya baya... Oha onu da öldürdüm. Oynamaktan konuşamıyorum ya yok böyle bir şey. Evet, oyunun asıl şeyi başladı şu anda. Şu anda 450 FPS ve gayet güzel akıyor 144 Hz monitörde. Ekran kartı 113 Watt, 133 Watt, 86 Watt şeklinde gördüğünüz gibi değişiklik gösteriyor güç tüketimi. İşlemci tarafının güç tüketimine baktığımız zaman 60 Watt civarlarında işlemci çekiyor arkadaşlar. 7 GB bir RAM kullanımı var, 2 GB bir video belleği kullanımı var. Sıcaklık taraflarına baktığımız zaman İşlemci tabi Valorant işlemci bazlı bir oyun olduğu için bir tek fazla ısınmış arkadaşlar 70 72 derece falan ama şu anda işlemcinin %60'ını kullanıyor. Yani stoksu otucu olduğunda düşünürsek bu değer gayet güzel arkadaşlar. Diğer taraftan ekran kartının sıcaklığı beni gayet şaşırttı. 53 derecelik bir ekran kartı sıcaklığı var ve oyun gerçekten akıyor arkadaşlar. 2 kişi öldüğümüze bakmayın. Az önce tur başında da bayağı bir öldürdük. Ay Dur ona bir oy oy oy. Oh be. Çok güzel öldürdük ama bizi de orada değiştiler. Değişmeselerdi ben oradan canı alıp devam ederdim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu arada kulaklık olmadığı için ses kasamıyorum. Ses kasamadığım için de adamlar nerede bilemiyorum arkadaşlar. Sağa sola baka baka oynuyorum. Onun için kötü oynarsam affedin. Normalde güzel oynuyorum Valorant'ı. Bak orada biri öldü. Ölmüş daha doğrusu. Şu anda aldığımız FPS 500, 560, 580, 600'ü görecek neredeyse baya baya akıyor. Bak adam beni bekliyor, sesimi duyuyor, bekliyor ona göre ateş ediyor. Ve öldürmesi kolaylaşıyor benim kulaklığım olmadığı için ben o tarafta bir tık garip gibi kalıyorum arkadaşlar. Şurada bekleyelim mi? Bakalım buradan birini düşürebileceğiz mi? Bak orada biri var. Hop. Havada vurdum kafadan. Çok iyi bak. Oo, seni seni. Az önce beni duymuştun. Oh be. Sık sık duvara sık belki vururuz. Jeti de hazırlıksız yakaladık. Neon buradaydı. Nereye kaçtı? Evet kulaklıksız oynayınca arkadaşlar bir tık zorlanıyor insan ses kasmadan. Oo, omene feci attık ha. Omene feci attık. Baktık vurduk geri döndük. Evet Valorant bu şekildeydi arkadaşlar. Son dönemlerde neredeyse Valorant'la aldığım en yüksek FPS diyebilirim. Gayet güzel oyun akıyor. Şimdi isterseniz şöyle bir daha grafik kartını yoran bir oyuna geçelim. Hadi bakalım God of War diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz sistemimizde God of War. God of War'da öncelikle ayarları göstereyim. Ayarlar kısmında görüntüye baktığımız zaman 6750 x 1920 1080 Fidelix süper çözünürlük kapalı. Grafikler tarafına geldiğimiz zaman da bütün ayarların ultra olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir oyuna dönüş yapalım. Şu anda aldığımız FPS 78 75 şeklinde değişiklik gösteriyor. Şu anda ekran kartı sıcaklığımız 51 işlemci sıcaklığımızda 80. Tabii ki stok soğutucu olmasından mütevellit biraz ısındığını söyleyebilirim ama işlemcinin max temp'ine baktığınız zaman normalde 90-91 gösteriyor. Yani normalde 80 derece sıcaklıkta da herhangi bir problem olmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sistemin ekran kartı ortalama 200 watt civarında bir enerji tüketiyor arkadaşlar. Video belleği tarafına baktığımız zaman da 7 GB'a yakın bir video belleği kullanımı söz konusu. İşlemci tarafında %89 bir işlemci kullanımı var. 84'lere çıktı. Daha fazla çok çıkacağını zannetmiyorum arkadaşlar. 83 84 de takılacaktır. RAM tarafına baktığımız zaman da 12 GB bir RAM kullanımı var. Yani 16 GB RAM'in neredeyse birçoğunu sömürüyor ve aldığımız FPS ultra ayarlarda 100 arkadaşlar. Tabii ki ekran kartımızın 2K desteklediğini düşünürsek 2 kda biraz daha açılacağını ümit ediyorum. Ama 2K şu anda elimde ekstrem bir monitör olmadığı için maalesef ki Full HD'de test etmek zorunda kaldım. Ama Full HD'de de bana verdiği değerler gayet tatmin edici. Yani oyunu 100 FPS dolaylarında akıcı bir şekilde rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir kasma, donma, takılma yapmıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Evet, şöyle bir canavar bulabilir miyiz acaba? Şuna balta atsak ne oluyor? Bir şey olmuyor. Şurada bir kule var. Biz nereye gidiyorduk? Şu an 83 metre diyor. Buradan herhangi bir gidiş yok herhalde. Şu kapıyı açabiliyoruz, mu açamıyoruz. Şunu bir açalım. Şu kapıyı açıp bir içinden geçelim. Bakalım bizi nereye götürecek. Nereye gideceğimi bir türlü bulamadım arkadaşlar. Şurada geri tekrar bir iniyorum. Döndüm dolaştım yine aynı yere geldim. Şuradan geçiş var mı? Yok. Atıyorum. Bulamadım arkadaşlar. Daha önce bu bölüm oynamıştım ama şu anda 85 metrede ve nereye geldiğimizi çok kestiremiyorum. Şunun içerisinde bir şey var. Evet gidecek yer bulamadım. var bu şekildeydi. Şimdi başka bir oyuna bakalım. Evet arkadaşlar sistemde bir sonraki oyunumuz Apex Legend. Apex Legend'ı istek üzerine koydum arkadaşlar. Yorumlar kısmında sizde oyun testlerinde görmek istediğiniz oyunlar varsa yazın indirip oynayalım arkadaşlar. Full screen 1900x1080 triple buffer diyor. Anti-aliasing arkadaşlar. Dike eşitlemeyi şöyle bir disable yapalım. Uygula diyelim arkadaşlar. TSSA insana 8 GB VRAM demiş. Antisotropic 16x high 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 high. Enable high high high, high, high şeklinde. Oyun ayarları bu şekilde. Şimdi oyunun içerisine girip bir bakalım. Evet arkadaşlar burada dikey istemeyi disable değil arkadaşlar dinamik yapmam gerekiyormuş. Disable yaptığım zaman 244 FPS'e sabitledi ama şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar 300 FPS dolaylarında alıyorum. En yüksek ayarlarda 1080'de silah bulamadım ayarları yaparken şu anda koşturuyorum. Gördüğünüz gibi adamlarımın yanına gitmeye çalışıyorum. Şöyle G'ye basayım. G'de bir şey yok. L alt diyor. Şu ne? Kalkanı varmış. Alalım. Dur, geri buradan çık ya. Ya arkadaş bana da bir tane silah versenize ya. Herkes silahını buldu. Ben böyle kaldım ya mal gibi. Şurada da bak adam var. Bizim adamlar öldürüyor. Şurada bir silah milah bulurum ümidiyle takılıyorum. Hiçbir şey yok ya. Buralar hep duman ya. Buralar hep duman oldu arkadaşlar. Vallahi bir silah bulurum ümidiyle takılıyorum. Ama hiçbir şey yok. Koşturuyorum. Siz şöyle FPS'leri sıcaklıkları genel anlamda bir takip edin. Biri mi sıktı? Lan silah silah. Silah yok mu ya? Aha. O ne la? Robota bir şey dedim. O da meşgulüm falan yaptı. Gidiyorum arkadaşlar ben. Silah bulamadım. Bu oyunda böyle silahsız geziyorum. Artık ne olacak ben de çok bilmiyorum. Vallahi koş koş koş. Büyüyü de kullandık ama nerede kullandık belli değil. Adamlar şahır şahır silah buluyor. Şuradan da bir dala geliyor ama dayı bize de bir silah şey yapsana. Al bir tane de ben koyayım sana. Öldür lan onu. Beni de öldürecekler bu arada. Ben kaçamıyorum. Aha nereye atladım ben lan? Öhe. Evet sanırım bizi kaldıracak kimse yok. Şuradayım ben. Dur bakayım geri döndürebilecekler mi beni ya da ben öleceğim mi ben de tam bilmiyorum arkadaşlar oyunu sürekli oynamadığım için evet orada bir şeyler oluyor ama bizim adamlar çok sallamıyor saniye bitmek üzere bakıyoruz bittiyse kapatacağız ya bir şey yok evet ben respam olamadım tam tahmin ettim gibi değerler bu şekildeydi arkadaşlar şimdi sıradaki oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar sistemdeki bir sonraki oyunumuz Steam PUBG. Steam PUBG'yi de yorumlar kısmında benden çok isteyenler vardı. Tam ekran 1900 1080 sınırsız sınırsız. Gelişmiş bölümüne baktığımız zaman bütün ayarların ultra olduğunu görüyoruz. İşlem önceliği %70'ti arkadaşlar. Böyle oyunumuza şu anda bir giriş yapalım. Bakalım bakalım kaç FPS alacağız. Şu anda uçaktayız. Değişiyor yer yer. 400 oluyor. 500 oluyor. Ama aşağıda bu kadar olacağını sanmıyorum. Benim tahminim 150-200 FPS aralığı diye düşünüyorum. Şu anda 95 grafik kartı kullanımı var. 57 derece 26 işlemci kullanımına 68 derecelik bir sıcaklık var. Bu arada grupla girmişiz biz. Bayağıdan beri Valorant falan oynadığım için Battle Royale terzi oyunları bıraktım arkadaşlar. O yüzden PUBG'ye falan da uzak kaldık. Bunlar beni mi bekliyor ya? Bir tanesi offline olmuş arkadaşlar. Bir tanesi de benim peşimden geliyor herhalde. Şu anda iniyoruz 200 küsür FPS'lerde. Dolaşıyor Burası neydi haritanın? Bot Camp. Kepe, bot Camp'e, söyleyemedim. Bot kempe doğru iniş yapıyorum. Bir tane paraşüt açıldı. Şöyle şuraya inelim. Oo baya paraşüt var. Burada öleceğiz. Siz değerleri bir kontrol edin. Oyun başında ben zaten söyledim normalde. Siz de arkadaşlar bir şöyle genelleme bir kontrol edin. Ben şuraya doğru iniyorum. Evet oradaki yere biri atladı. Biri dışarı doğru atladı. Ben de şuradan bir giriş yapayım. Bakalım bakalım oradaki adamı öldürebileceğiz mi? Hemen şuradan çantamızı alalım. Yeleğimizi alalım. Çantamızı alalım silah 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 alsana. Silahı al ha tamam. Bu ne lan pompalı mı aldı bu? Ne aldım ben ya? Allah kahretsin bir tane kas kal bir tane duman al. Şu silahı al şunu al şunu al şunu al. Ben yeleği çıkarttım ne aldım acaba? Bu arada kurşun mu yok bana mı öyle geliyor? Şunu al 556 o ne? Şu silah ne? Yanına yaklaşabilir miyim? Valla bunlar ne? Ben de bilmiyorum. Alıyorum kabalama. Bu arada kurşunum yok. Bu adam beni her türlü vurur. Her türlü vurur bu adam beni. Bakıyorum yelek dur şu ikiye geçeyim. Bunda bir kurşun vardı. Bizim adam şurada bir yerde öldü. Az önce atlayan da bir şeyler oldu. Saklanıyor da olabilir. Ben çok bilmiyorum arkadaşlar. Bilmediğim için de büyük olasılıkla ilk karşılaşmada kaybedeceğiz. Dur şunu alalım. Ekleyelim. Tamam. Şimdi bir tık daha iyi oldu sanki. Buraya atlayan adam vardı. Hiçbir şey almamış mı buradan? Bak oha. Oh, dur dur bebeğim dur dur dur. Aa düşürdüm onu. Çok iyi. Çok iyi. Aha vallahi öldürdü. Helal olsun bana. Şuradan hemen ağrı kesici falan kullan kullan kullan. Dışarıda da bunun bir adamı inmişti. Büyük ihtimalle şimdi o da gelir. Dur şunu bir otomatik atış modu otomatik yapalım. Şunlar ne ya? Ben ilk defa gördüğüm şeyler. Şunu atayım. Şunu da atayım. Şunun da bir işi yok. Hatırladığım kadarıyla oynamaya çalışıyorum. Şurada iki level yelek var. Şurada bir tane bir şeyler var. Dur şunları alalım. Şu, evin içine aha. Aha dur adam var. Aa silah yok. Silah al. Şarjör doldur. Adam geliyordu. Ne oldu? Bak orada. Bam bam. Bam bam. Allah kahretsin ya. Şunu tak ya. Adam oraya yatıyor. Bot mudur nedir ya? Dur tek atış modunu alalım. Bak orada da çatışanlar var. Ne ölmez bir adammış ya. Yoksa ben bunu cesedine mi sıkıyorum? Dur şuradan otomatik yapalım. Şurada zaten biz ölürüz büyük olasılıkla. Gidelim. Şu anda 269 FPS mi? Yok artık. Adamın yanına gidelim. Bakalım. Bu adam ölmüş zaten ya. Dur. Aha biri bana sıkıyor. Dur. Kim sıkıyor bana? Kaç 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 kaç. Kaç hop şuraya şuraya çök. Şunu bir kullan. Vallahi ölüyorduk arkadaşlar. Siz değerleri takip edin. Ben çok bakamıyorum. Biri bana şuradan sıktı. Şuradan şöyle bu sağa bu sağa gideceğiz artık. Her an bir yerlerden adam çıkabilir diye düşünüyorum. Şurada biri bana ateş etmişti şuralara bir girelim. Belki bir şey buluruz ümidiyle. Sağa sola dalıyorum. Aha öldük arkadaşlar. Tam bir şeyler aldım dedim. Bittik. Bu kadarmış. Yapacak bir şey yok. Aklımızda ayrılısı. Bir sonraki oyunumuza bakalım. Evet arkadaşlar sistemdeki bir sonraki ve son oyunumuz Dying Light 2 Stay Öncelikle video tarafını şöyle size bir göstermek istiyorum High quality tabi bunun bir üstü Ray Tracing ve high quality Ray Tracing var Ama bizim kartımız Ray Tracing desteklemediği için onu açmıyoruz Full screen, monitor 0, 1920x1080, Upscale metot gördüğünüz gibi kapalı arkadaşlar Buradan arkadaşlar bu şekilde bir oyuna giriş yapalım Evet arkadaşlar oyunun içerisine giriş yaptık ve 105 FPS, 70, 90 diye değişiyor oyun daha yeni başladı. Şu anda dönüp baktığımızda ekran kartının neredeyse tamamını kullanıyor arkadaşlar. 99 kullanıma 55 derece ekran kartı Asus'un dual serisi gayet serin çalışıyor. Ben bu kadar soğuk olacağını düşünmüyordum. Eski kartlarda arkadaşlar dual serilerinde bildiğiniz gibi bir ısınma problemi vardı ama bunda aşmışlar diyebilirim. İşlemci tarafında kullanım %20'lerde 64 derecelik bir işlemci sıcaklığı var. 12 GB bir RAM kullanımı var arkadaşlar. Aldığımız FPS upscale metotlar kapalı 100 fps dolaylarında en yüksek ayarlarda oyunu rahatlıkla oynayabiliyorum. Şimdi i̇şte şurayı bir atlayalım. Şöyle koşuyoruz. 94, 92, 100 şeklinde değişiyor. Buradan FSR performans olarak değiştirdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi fps 147, 150 yani az önce 100 alıyorduk ama 50 fps dolaylarında direkt artış oldu. Ama görüntü kalitesi de fark etti mi? Evet. Nvidia'nın DLSS'ı bu konuda daha iyi. Ben... FSR ultra quality yaptığımız bak hayal edersek. Evet şu anda o görüntü kaybı daha da aza indi. E, aldığımız FPS 15 FPS 20 FPS dolaylarında arttı. Ama zaten böyle bir oyun oynuyorsanız ortalama 100 FPS de size rahatlıkla yeter. Dying Light 2 Hamın oyunda bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar sistemin oyun testlerini falan izledik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ayın onundan sonra size gerçekten büyük bir sürprizim daha olacak arkadaşlar. Hepinize mutlu sağlıklı ailenizle çok güzel bir hayat diliyorum. 2023 inşallah size uğur getirir. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Seneye görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.